Güncel Bilgiler kanalından herkese iyi günler. Giyim mağazası açmak isteyenler isim konusunda kararsız kalmakta. İşletmenin ismi Türkçe mi olsun, yabancı mı olsun diye düşünenlerin yanı sıra yaratıcı bir isme sahip olmak isteyen girişimciler de bulunmakta. İşletmenize müşteri çekebilmek için ilginç isimlerden de yararlanabilirsiniz. Giyim mağazası, kafe isim önerileri ve butik isimleri, bebek mağazası isimleri, yerli mağaza isim önerileri arayanlar için pek çok enteresan, yaratıcı ve güzel mağaza ismi derledik. Ancak bu isimleri belirlerken standartların uygun gördüğü ve izin verdiği ölçülere dikkat etmemiz gerekiyor. İşte giyim mağazanıza koyabileceğiniz isimlerin listesi. Bu konudan bahsedeceğiz ama asıl konumuza gelmeden önce mağaza ismi belirlerken nelere dikkat etmeliyiz? Bu konuyu biraz açalım. İsimler çağrıştırdığı anlamlarla meşhurdur. Bu sebeple bir giyim mağazası açıyor ve isim belirlemede yardıma ihtiyaç duyuyorsanız yardım etmeye hazırız. İlk olarak dikkat edilmesi gereken konu sektör ve belirlenen ismin bir uyum içinde olmasıdır. Örneğin bir butik açtınız ve bulunduğunuz konumda da oldukça iyi işledi. Daha sonra işletmenizi büyütmek istediğinizde zamanla bu isim marka haline de gelebilir. Bu sebeple belirlemiş olduğunuz kelimenin uzun vadede beklentileri karşılaması ve hedeflerinize uygun olması gerekmektedir. İsim belirlerken ve bu isme uygun tabela hazırlarken uyulması gereken kurallar var. Öncelikle hiçbir dezavantajlı grubun rencide edilmemesi gerektiğini belirtelim. İsimlerin ırk, dil, din, engel durumu ya da cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin belirlenmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra milli değerlere hakaret eden isimler de olmamalı. Zaten ülke isimlerinin kullanılabilmesi ancak o ülkenin resmi kurumlarından izin alınması suretiyle olabiliyor. Türk, Türkiye gibi isimlerin kullanılabilmesi içinse Bakanlar Kurulu kararıyla mümkün olabiliyor. Ancak yer isimlerinin kullanılmasına müsaade ediliyor. Örneğin Cevahir'de bir butik açacak girişimci mağazasının ismini Cevahir Butik koyabiliyor. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Ayrıca bayilik veren firmalara isim bedeli ödeyerek de marka avantajlarından yararlanabilirsiniz. İşletmeninizde büyük beden kıyafetler de satabilirsiniz. Hatta bu kıyafetler zor bulunduğu için size oldukça çok kazandıracaktır. Ancak insanların dış görünüşlerini belirten ve onları rencide eden ifadelerden de kaçınmanız gerekmekte. İsmin yanı sıra bir de slogan belirlemek gerekiyor. Büyük şirketler bu işe başlarken oldukça fazla araştırma yapmış ve onların bu kadar gelişmesini sağlayan şey de sloganları olmuştur. Ayrıca mağazanızın isminin kolay telaffuz edilebilir olması gerekmekte. Akılda kalması ve kolay hatırlanabilir olmasına da dikkat edin. Sektörde var olan mağazaları araştırarak bulduğunuz ismin farklı işletmeler tarafından kullanılıp kullanılmadığını tespit etmeniz gerekli. İsmin neyi çağrıştırdığı da ayrı bir önemli konu. Müşteri isim ve satılan ürün arasında bir bağ kurabiliyor mu? İsim tabelada nasıl duracak? Göze hitap ediyor mu? Gibi sorulara cevap vermeniz gerek. Bir de işletmenize koymayı planladığınız ismi arama motorlarında aratmanız gerekiyor. Bakalım daha evvel bir işletmede kullanılmış mı? Türk Patent Enstitüsü'nden marka sorgulaması yapabilirsiniz. Kurum ve kuruluşlarda kullanılacak olan tabela standartları da belirlenmiştir. Bu standartlara göre isim bulduktan sonra oluşturulacak olan tabelalarda uyulması gereken kurallar belirlenmiştir. Bu kurallara göre tabelada bulunan yabancı karakterlerin Türkçe karakterlerden %25 oranında küçük puntolarla yazılması gerekiyor. İsmin dikkat çekici olmasının yanı sıra yine de işletme ciddiyetinin bozulmaması gerekli. Peki giyim mağazası nasıl açılır? Giyim mağazası açmak için ilk olarak iş planı hazırlamanız gerek. Mağaza için gerekli olan ekipmanları almalısınız. Ancak bundan evvel mağazanızda kimlere yönelik ürünler bulunacağını kararlaştırmalısınız. Kadın mı, çocuk mu, erkek giyimi yoksa de facto gibi tüm kesimlere hitap eden ürünlerin bulunabileceği bir mağaza mı? Buna karar verdikten sonra mağazanızın konumunu belirlemeniz gerekiyor. Giyim mağazaları insan sirkülasyonunun yoğun olduğu alanlarda açılmalı. Arka sokaklara sıkışıp kalmış bir dükkan ne yazık ki işlemeyecektir.
Tabii konuma göre marka ürünlerin satışı da yapılabilir. Ancak düşük ve orta gelirli ailelere hitap etmek istiyorsanız, ürün fiyatlarını yüksek seviyede tutarsanız muhtemelen satış yapamayacaksınız. Kadın giyim mağazası açıyorsanız da aynı ürünlerin diğer renklerini de getirmelisiniz. Dönem dönem indirimlere gitmeniz müşterilerinizin dikkatini çekecektir. Ticari bir taktik olarak 59.99 lira gibi fiyatlar her zaman kullanılmalıdır. Ya da belirli aralıklarla yapacağınız %10'luk bir indirim bile hedef kitlenizin size koşmasını sağlar. Ayrıca daha çok müşteri elde etmek isteyenler sosyal medyada da var olmalıdır. Örneğin Instagram'a ürünlerinizin fotoğraf ve fiyatlarını yazarak müşterilerin sürekli olarak sizi takip etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca COSGAP e-ticaret desteği de veriyor. Sanal mağazalar açarak da ürünlerinizi satabilirsiniz. Uygun fiyata ürünleri toptancılardan bulabilir, daha sonra resmi kurumlardan izin alarak işe devam edebilirsiniz. Ruhsatsız faaliyet göstermenin yasal olmadığını belirtmeliyiz. Bağlı bulunduğunuz belediyenin internet sayfasından ruhsat almak için gerekli olan evraklara bakabilirsiniz. Vergi mükellefi olacağınız için vergi levhası da almanız gerekli. İlgili esnaf ve sanatkarlar odasına kayıt olmalı ve sosyal güvenlik kurumundan çalışan ve işveren girişlerinizi yaptırmalısınız. İşletmenizi açmak için finansal desteğe ihtiyaç duyuyorsanız banka kredilerinden yararlanabilir ya da bir iş planı hazırlayarak COSGAP'e sunabilirsiniz. Evet, şimdi gelelim giyim mağazası isim önerilerine. Giyim mağazası ismi belirlerken az önce bahsettiğimiz kriterleri göz ardı etmeyin lütfen. İşte sizler için hazırladığımız o isimler tablo şeklinde ekrandan görebilirsiniz. Ben de birkaç örnek verecek olursam. Giyimistan, Ketens, Moda Trend, Moda Lina, Moda Sayre, Yeezer, Parıltı, Gardrop, Mr. Wardrobe, Stilia, Garip Jean, Papyon, First Class, Redline, Otan Butik, Aşiyan, Karoleydi, Ambar gibi isimler olabilir. Tabi bizler eminiz ki siz daha yaratıcı isimler bulabilirsiniz. Ekrandan da listenin tamamını görebildiğimizi söylemiştim. Gelelim butik isim önerilerine. Butik açacaksınız ve isim mi düşünüyorsunuz? Tabii ki de doğru videodasınız şu an. Biz de sizler için birkaç öneride bulunmak istedik. Mesela Askı, Happy Giyim, Moda İkon, My Butik, Butik İkonu, Yırtmaç, Nostaljin, Aşkla Giyin, Birileri, Kızlar Koşun, Kokoş, Bu Senin Stilin, Trend Bende veya Kimene. Siz yine bu isim listesini ekranlarınızdan görebilirsiniz. Veya isminizi kullanarak, sizin için özel olan bir tarihi kullanarak, renk ismi kullanarak da butik açabilirsiniz. Bebek mağazası isim önerilerine bakacak olursak, bakalım bu isimler hoşunuza gidecek mi? Yine listenin tamamını ekrandan görebilirsiniz. Ben de birkaç örnek vereyim. Hanimiş, Bebişler, Agu Bebek, Anne Kuzusu Giyim, Mini Giyim, Moda Bebek, Kids Giyim, Bebek Sarayı, Bebekistan gibi isimleri kullanarak mağazanızı açabilirsiniz. Kendi adınızı, bebeğinizin adını kullanarak veya yine renkleri kullanarak yeni bir isim de ortaya çıkarabilirsiniz. Yani mağaza ve ilginç kafe isimlerinden de bahsedecek olursak Doy Doy, Kuzu Kuzu, Panda gibi, Doy Doy Ye, Acıktım, Fiyonk, Bıdı Bıdı, Hoş ve Loş, Lokum gibi, Laf Lafa, Lüp Lüp, Karamelize gibi isimleri kullanabilirsiniz. Yine tekrar ediyorum. Sevdiğiniz meyve, isim, renk ve yiyeceğin isimlerini de kullanarak mağaza isminizi oluşturabilirsiniz. Dükkan ismi belirlerken sektörle uyumlu olması gerektiğine özen gösterin. Tabloda ilginç isimlerden klasik isimlere kadar kullanabileceğiniz pek çok kelime bulunmaktadır. Bunların bir kısmı yabancıdır. Türkçe anlamlarını öğrenerek bu kelimeleri kullanmanız daha iyi olur. Ayrıca tabela için belirlenmiş standartlara da uymanız lazım. Tabela rengi ve boyutu sektöre göre değişecektir. Sosyal medyada var olun, indirimlerle müşterilerinizi
artırın ve kazancınızı da taçlandırın. Böylelikle de hem müşterilerinizi de şımartmış olursunuz. Nasıl ki insanlar isimleriyle anılıyorsa, işletmenin kimliğinin de belirleyeceğiniz isim olduğunu unutmayın. Bol müşterileriniz olsun. Merak ettiğiniz sorular ve cevapları için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.